Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz, Allah'ımız buyuruyor ki yiyiniz, içiniz, ısraf etmeyiniz. Allah ısraf edenleri sevmez. Şükürler olsun ya Rabbi, şükürler olsun ya Rabbi, şükürler olsun ya Rabbi. Verdiğin nimete, sıhhate, afiyete, şu güzel anımıza, şu güzel birliklerimize şükürler olsun ya Rabbi. Ya Rabbi, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a selam ediyoruz. Onu daima destekleyeceğimize, onun yolunda gideceğimize, ona güzel bir ümmet, sana da bir, güzel bir kul olacağımıza söz veriyoruz. Sen bizim dualarımızı kabul et ya Rabbi. Onun ailesine ve arkadaşlarına da selam ediyoruz. Sen ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbi, dünyada her şeyin en güzelini ver. Ahirette de her şeyin en güzelini ver. Ve cehennem azabından bizi koru. Geçmişlerimize rahmet, bize de merhamet et. Güzellikleri artır, çirkinlikler de bizden uzak tut. Bu toplantıyı tertip eden, bu iş için çalışan bütün arkadaşlarımıza güç kuvvet ver ve bizlere de onlara yardım etme arzusu ve isteği uyandır ya Rabbi. El Fatiha. أتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يجمعون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين صدق الله العظيم. Elskan atamız hepimizin Doğu Türkistan'daki zulümden, esaretten kurtulup buraya gelmemize vesile olmuş milli bir kahramanımız, milli liderimiz. O kişinin 110. yaşı olduğu için bu sene onu kutlayalım diye hep beraber inşallah bu etkinliği yaptık. Bu etkinlikte esas amaç yeni neslin niçin göçtük, göçteki amaç neydi, onun öğrenilmesi esas amaç o aslında. Ama ne kadar bunu aktarabileceğiz, onu gün gösterecek inşallah. Şimdi burada bizim için en önemli şey, malum elhamdülillah Müslümanız. Müslümanlık hayatta olabilecek en önemli şey ve en önemli şükür vesilemiz. Çünkü biliyoruz ki insanlar sadece Allah'a ibadet için yaratıldı. Ve bu dünya geçici, öbür dünyada ebedi. Ebedi bir hayata geçecek insanların hepsinin elhamdülillah Müslüman olması lazım. Çünkü öbür dünyası Müslüman olmayanların tamamen karanlık. Şimdi Eliskan Batır da bizi Müslüman kalmamız için esasında buraya getirdi. Şimdi oradaki zorluk neydi? Toplu katliamlar başlamıştı Doğu Türkistan'da 1930'lu yıllarda. Toplu katliamlar başlayıp milletlerin bilhassa önce liderlerinden başlayıp öldürmeye başladılar, tutuklamaya başladılar. Rastgele suç atarak hapishaneye atmaya başladılar. Gözüken orada Eliskan Batır ileri görüşlü bir insandı. Genç yaştaydı o zaman, 1908 doğumlu, 30 yılında, 22 yaşlarında. Ama o tarihlerde orada bir şeye askeri birliğe komuta ediyordu. O şekilde kendini yetiştirmiş, Çince de bilen, etrafını ne olup bittiğini analiz edebilen çok ileri görüşlü, kaliteli bir insandı, kendini yetiştirmiş bir insandı. Genç yaşına rağmen dediğim gibi epey bir insana komuta eden bir komutandı. Bugüsü
artık hürriyetin kalmadığını, namusun, dinin korumanın biraz imkansız gibi olduğunu görünce göçü niyetlendi. Babasının 1933 yılında öldürülmesi, o köyün tamamen katledilmesi üzerine bütün milleti o vesileyle, çünkü Çinliler kalabalık bir toplantı olduğu zaman baskın yapıyorlardı. Buna bahane göstermek için babasının cılvağını veriyorum diye milleti toparladı ve toplantıda o tarihte çok büyük bir kalabalık topladı. O büyük kalabalığa göçmemiz gerektiğini, can emniyetimizin, din emniyetimizin, namus emniyetimizin kalmadığını, bu sebeple göçmemiz gerektiğini söyledi. Millete de baskı yapmadı. Dedi, benimle beraber göçeceklerle ben sorumluluğunu alıyorum, bu göçe varım dedi. Göçmeyenleri de zorlamıyorum. Hep birlikte bu göçün olmasının milli açıdan, hepimizin geleceği açısından zaruri olduğunu düşünüyorum diye bir uzun bir konuşma yaptı. Önce milleti konuşturdu. Oradaki insanların bir kısmı göçten yan olduğunu söyledi, bir kısmı karşı olduğunu söyledi. Ama nihayetinde göç kararı çıktı topluluktan ve bu göç kararı çıkmasında Elis Khan Batırdın ileri görüşlülüğünün ve ona itimadın şeyi çok önemliydi, etkisi. Çünkü Elis Khan Batır kahramanlığını o Çinlilerin baskınlarına karşı topladığı askerlerle yaptığı şeyde çatışmalarda gösterdi yiğit bir insan olduğunu. Bu göç kararında ilk başta tabii çok yoğun bir göç olmadı. Fakat daha sonra Elis Khan Batır'ın haklı olduğuna inanan insanlar çoğaldıkça Elis Khan Batır'ın izinden oraya göç oldu. İlk göç Gansu'ya oldu. Gansu'ya olma sebebi de şuydu. Millet önce ne kadar da oradan göç etse vatanı terk etmeyelim, tekrar dönüp gelip kendimizi kurtarırız. Oradaki esas niyet, orada Mabu Fang dedikleri Düngön General Müslümandı. Müslüman bir insana yardım alarak tekrar Şinsisa'yla savaşıp bölgelerini geri alma niyetindeydiler. Yani vatanı ilk başta terk niyeti yoktu. Fakat o Çinli generalin, Müslüman olan Çinli generalin aksine bu iyi niyetten ziyade bunlar birbirine düşürme. Mesela Elis Khan orada komutan olduğu halde sırf onun komutanlığını kırmak ve birbirine düşürmek için Elis Khan Batır'dı Taycı unvanına koyup şeyi de Adubay dengesini de Ökürdayı yaptı. Yani daha üst makama getirdi. Çünkü o zaman ne olacaktı? Rütbesi düştüğü için millet ona itibar edecekti. Ve aynı konumda, teyci konumunda diye birkaç tane daha teyci tayin etti. Ve sen teyciysen ben teyciyim meselesi olacak şekilde millet birbirine düştü. Ve öldürme hadiseleri oldu. Öldürme hadiseleri üzerine 5000'e yakın insan sırf şeyde o Gansu'da Düngönlerin olduğu yaşada o civarda insan öldürüldü orada. Bunun üzerine millet parçalanmış da olsa Elis Khan tekrar milleti toparladı. Herkese anlattı. Dedi bizim burada kalmamız bizi bitirecek. Bizim burada esas niyetimiz bunlardan güç alıp vatanımızı geri almaktı. Bunu bunların yardım etmeyeceği anlaşıldı. Bizim de silah gücümüz ve insan gücümüz buna yeterli değil. Hep beraber dediler Müslüman bir ülkeye geçeceğiz. Ve hedefi Hindistan olarak gösterip oraya göç ettiler. 1939 yılında göç başladı ve bu göçte de 1934 civarında şeyden çıkılan Barkon'dan çıkılan göçü 5 sene geciktirmiş oldu bu hadise. Yani tamamen Mabu Fank'ın Düngön Müslümanlarının bize yaptığı kalleşlikler yüzünden 5 yıl gecikmiş oldu. Oradaki niyet vatanı geri almaktı. Ama o gerçekleşmeyince bu sefer terk ve hicret zorunlu oldu. Hicret ederek Hindistan'a göç edildi. Hindistan'a vardıklarında Hindistan, Pakistan o zaman tek devlet ve İngilizlerin idaresindeydi. İngilizlerden ilk başta orada da zorluklar çıkarıldı. Kazaklardan gerçekten Müslüman Kazaklar olduğu konusunda anlaşılamadı. Kozaklar diye Rus olduğunu zannederek önce zorluklar çıkarıldı. Fakat ondan sonra Müslüman olduklar anlaşılınca biraz daha oradaki Müslümanların bir insanlıkları oldu. Daha sonra orada biliyorsunuz kolera veya veba hastalığı hangisi olduğu net değil. Ama kolera olma ihtimali daha yüksek. Veba da diyorlar. O hastalıktan gelenlerin yarıdan fazlası vefat etti. 1600 kişi yani 3029 mu 3059 kişi mi Hindistan'a göçte gelmişti. Bunun 1600 kişisi hastalıktan 1941'e kadar vefat etti. Yarıdan fazlası böyle vefat edince buradan da sıkıntılar olunca İngilizlerin
oradaki yetkilisiyle Eliskan görüşerek mülteci kağıdı alarak onları bir kamp gibi yerden çıkartıp serbest dolaşım hakkı tanıttırdı. Büyük bir rahatlama oldu. Milletin o zaman biraz toplu yaşamdan rahat bir yaşama geçmesinden sonra bu hastalıklar da yavaş yavaş kalktı. Ondan sonra da tekrar Türkiye'ye göç konusu gündeme geldi ama Eliskan'ın ömrü buna vefa etmedi. 1934 yılında 1943 yılında vefat etti. Pakistan'da vefat etti. Allah gani gani rahmet eylesin. Biz diyoruz ki Eliskan Batır eğer bizi Türkiye'ye getirmeseydi bizim burada doğup büyüyeceğimiz, olacağımız belli değil. Müslüman kalacağımız belli değil. Hürlüğümüz belli değildi. Onun için bizim kanaatimizce gerek Türkiye, gerek Türkiye üzerinden Avrupa'ya giden Türk Kazakların hepsinin Eliskan'a çok büyük minnet borçları var. Müslüman olduğumuzu da, hür olduğumuzu da, hür bir vatanda yaşadığımızı da ona borçluyuz. Allah-u Teala'nın lütfu sayesinde Eliskan Batır vesile olmuştur bu işe. Onun için rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Allah gani gani rahmet etsin diyoruz. Bu toplantıyı da gençliğe onun bu mesajlarını vermek için, bunları iletmek için topladık. İnşallah gençlikte mesajı alır. Çünkü bizim burada esas o mesaja uygun yaşamamız lazım. Göçün gayesine uygun yaşamamız lazım. Sizin soracaklarınız varsa. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayırlı görüşürüz. Kardeşlerimiz, ata memleketinden gelen yazarlarımız ve sivil toplum kuruluşu başkanları, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bunun bedelini ödemek hepimizin üzerine düşen bir görevdir. Eğer bunu yapmadığımız takdirde bilelim ki Allah'ın nezdinde sorgumuz sanıldığının çok daha ötesinde zor olacaktır. Hür, rahat ve mutlu yaşıyor isek bunun Eliskan Batır ve arkadaşlarına borçluyuz. Bugün burada bir Müslüman olarak dinimize, örf ve adetlerimize uygun olarak yaşayabiliyor isek bunu da Eliskan Batır ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Mensup olmaktan her zaman gurur duyduğum, Kazaklığımdan gurur duyduğum o zamanki Kazak obaları, içlerinden sayısız kahramanlar ve mücadele erleri çıkartmışlardı. Bunlardan bir tanesi de Eliskan Batır'dır. Yaşantımızda baktığımızda Eliskan Batır atamız gibi, Osman Batır atamız gibi idolleri kendimize benimsememiz gerekiyor. Bu sorunu aşabilmenin tek kuralı da İlyas Bey'in de bahsetmiş olduğu gibi birlikte aynı konular üzerinde eğitim alabilmek. Duacıyız. Ve bugünü tertip eden tüm buradaki dernekler, vakıflara hepinizden Allah razı olsun. Gelenlerden de Allah razı olsun. Böyle bir gün çok önemli. Eliskan Batır'ın ufaklarına, ben Kazak balasına çok çok rahmet. Selamun aleyküm değerli hazirun, değerli hemşehrilerim. Hepinizi sonsuz saygı ve sevgilerle selamlıyorum. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikal kitabu la rayba fih. Hudan lilmuttaqin. قبل الرحمن الرحم وجئت شفاعتك يا نبي المحترم ادخل الجنة لا خوف عليكم ولا خزن ولا ألم. Hasıl olan ecri sevabı evvelen bizzat nurul mevcudat Rasul-i Sakaleyn İmam-ı Harameyn Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu tayyibelerine acizane hediye ettik, ikram eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin güzel ehli beytinin, ashabının, bütün enbiya, evliya, şüheda ve ustazlarımızın ervahını hediye ettik, taltif eyle ya Rabbi. Esir ese merhum Erişkan Batır atamızın ve bütün geçmişlerimizin ervahı için, ümmet-i Muhammed'in sıhhat ve selameti için, Allah rızası için. Hak Celle ve Alel Fatiha. Қазақтарының бүгінгі қалыптасуына негіз болған Гималай асқан көштің бастаушысы көш көсемі Елісхан Әліұлының 110 жылдығына арналған үлкен ас қатым бас қосу міне Түркияның Стамбул қаласында өтіп жатыр. Бұл өте бір керемет мерейлі шара болды. Елісхан Әліұлын айтатын болсақ 1932 жылы әкесі Әліп 117 адаммен ауылы қырғын болғаннан кейін
bugün Kazak'ta sol zorunluğa karşı bastap, karşı kürüskün, bugün batır kürüskür tulga, sol kürüs yolunda osu Kazaklarda azatlıkka, erkindikke, bostandıkka şıkarsam deyip, arpalısı, armanına jet almay, Gimalayası'da, Hindistan, Pakistan'a gelip, özü Pakistan toprağında ne bari 20-35 yaşında şahit boldı, kısıtkana ğımırında şahit bolsa da, 13 yıl attan tüspey kürüsüp, елінің, жерінің, осы қазақ халқының амандығы үшін, саулығы үшін, болашақ ұрпақтарының ислам дінін жоғалтпау үшін, қазақ ұлтын жоғалтпау үшін күрескен үлкен күрескер тұлға, оның арманына жеткендігі, бүгінгі ұрпақтарының аман болғандығы, бүгінгі қазақ мемлекеті, сондықтан да қайғышанда қазақтарымыз, осы еркіндігіміз, тәуелсіздігіміз аман болсын, баянды болсын. Құрметті достар, бүгін Елис хан батырдың 110 жылдығына бүгін Стамбулда Еуропада қазақтар мен мына жер-жердегі әр жаққа тарап кеткен қазақтар бас қосып Есхан атамызды еске түсіріп отыр. Есхан қазақтың еркіндігі мен тәуелсіздігі үшін ең алғаш жасы 24 жасынан бастап күрескен үлкен бас қолбасшы болған, көшбасшы болған Есхан Бөке батырдан кейінгі қазақ көшін шығысқа бастаған бірден бір бірегей тұлға. Тойларыңыз құтты болсын. Тойлар деген тілек дұғаларыңыз қабыл болсын. Береке кетпесін елге достар. Рахмет. Sevgili gençlerim, bugünkü günün önemi şöyle. Altay Dağları Orta Asya'nın bozkırlarından aşarak, Taklamakan Çölü'nü Himalaya'dan aşarak bizi cennet vatan Türkiye'ye getiren, büyük göç lideri atalarımızın lideri olan Elis Han Batur atamızın 110 yılı anma günüdür. Biz bunları bizim babalarımız, bu insanımızla, bu atamızla beraber yollarda savaşarak günlerini geçirip bizi cennet vatana getirirken burada biz de ikinci nesil olarak biz de bu kulaklarımızda bunların şeysi kaldı. Şimdi bu günlerin unutulmaması için 110 yılı anma günü, çünkü gelecek nesiller derler ki babamlar böyle yapıyordu, onun için biz de yapalım diye unutmuyoruz. Ve bu anma gününe bizleri yalnız bırakmayan Sayın Kazak halkına, toplumuna, bütün hemşerilerimize teşekkür ederim. Ayrıca bu güzel günde emeği geçen siz gençlerimize, yemek pişiren kardeşlerimize, servis yapan gençlerimize, kızlarımıza canı gönlünden teşekkür eder ve sevgilerimi sunarım.